Alanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. Şelale önünden başlayan Milli Birlik yürüyüşüne Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Ahmet Pınarbaşı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, protokol üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Şelale Meydanı'nda başlayan yürüyüş Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Meydanda toplanan binlerce kişiyi Alanya Belediyesi mehter takımı karşıladı. Meydanda öğrenciler şiirler okudu ve programın ilerleyen saatlerinde ise 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, resim sergisi açıldı. Protokolün konuşmalar yaptığı anma etkinlikleri Anıt Meydanı'nda demokrasi nöbetiyle devam etti. Başta bu onursuz kalkışmayı başlayan, planlayan, uygulayan ve destek olan hainler çetesiyle onların yurt içindeki ve yurt dışındaki koruyucuları olmak üzere tüm dünya bu topraklar üzerinde milli iradeden daha üstün hiçbir gücün olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını büyük bir hüsrana uğrayarak öğrenmişlerdir. 15 Temmuz uçaklara, tanklara, ağır silahlara karşı dimdik duran 249 şehidimizin ve tüm halkımızın tek vücut olarak darbeyi engellediği milli bir direniştir. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde esaret ve zillete boyun eğmemiştir. Demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini hedefine daha güçlü ve emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Saatlerin 13'ü göstermesiyle ilçedeki camilerden selalar okunmaya başlandı. Selaları dinleyen vatandaşlar daha sonra demokrasi nöbetini tutmaya devam etti. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Sensiz kalabilirim.